everyone. I miss you so much. Then tell me, how are you today? Okay, I'm wonderful dediğinizi duyar gibiyim. I'm very great, thank you. Today we repeat body parts. Evet, body parts'larımızı öğrenmiştik ve bu dersimizde de body parts'ların tekrarını yapacağız. Yani bizde olan, hayvanlarda olan body parts'ların konu tekrarını yapacağız. This is a class book and what page are we on? Of course, you can easily see this is a 62 pages, okay? And I know you learn all about things, but we need to repeat one by one, okay? For example, let's look at the first one. This is a wings, okay? You know, it's a wings. And two, it's a beak. And three is ears, and tail, eyes, head, nose, mouth, and arms, and of course legs. Okay, bunlar dersimizde zaten öğrenmiştik. Bugün burada tekrar edeceğiz. Örnekler üzerinden bunları pekiştireceğiz. Ama öncelikle bu vücudumuzun bölümleri hakkında bizim en çok önem verdiğimiz şey neydi? Hemen dosyamızı açıp ona dönelim. Şimdi body parts yani vücudumuzun bölümlerinin üzerinde neleri öğrenmiştik biz? Gramatik olarak yani dil bilgisayar olarak neyi öğrenmiştik? Have got and haven't got öğrenmiştik değil mi? Have got bizim sahip olduğumuz, bizde var olan şeyler. Özellikle mesela örnek veriyorum. Nose'um var, mouth'um var ama tail'im var mı kuyruğum? I haven't got a tail. O zaman yok anlamlarına gelen haven't got'ı söyleyebilirim. Have got var, sahibim. Haven't got ise yok. Yani vücudumda olmayan şeylerden bahsederken haven't got kalıbını söylemiştim. Zaten bu eki ne zaman görürsek görürüm bu hep ne anlamına geliyordu? Olumsuzluk yani hep böyle bende olmayan negatif şeyleri söylerken bu kalıbı ve bu eki kullanıyordum. Gelelim örneklerimize. Evet bakalım bunlar doğru mu yanlış mı beraber test edelim. Şöyle ki I have got two eyes. Ne diyor burada? İki tane gözüm var diyor değil mi? Bu doğru bir cümle. O yüzden ben bunu nasıl kullandım? Have yazarak kullandım. Ve var anlamına geliyor değil mi? I have got a nose. Bir tanecik burnum var. Doğru mu? Doğru. Bunu ben haven't yani şuradaki yapıyla ben bunu yazamazdım değil mi? Çünkü vücudumda benim burnum var. O zaman var anlamına gelen ben bunu neyle yazdım? Have got'ta yazdım. Gelelim. For example. And I haven't got wings. Kanatlarım. Yok. O zaman ne kullandım? Haven't got kalıbını kullandım. Peki sizlerden şu iki cümleyi incelemenizi istiyorum. Ben burada e yazarken diğer cümlede yani burada niye e yazmadım? E'nin anlamı neydi? Hemen bir kısaca hatırlayalım. Düşünelim ben söylemeden. Burada e yazarken ben diğer cümlede e yazmadım. Burada bir harf bir ek ekledim. Şimdi bunu ben anlatmıştım. Hemen bir hatırlamaya çalışalım. Umarım hatırlamışsınızdır. Şöyle. Eğer vücudumda iki tane varsa yani gözler anlamına gelen s ekliyoruz değil mi? Bu s benim larler yani iki tane olan anlamına geliyor. Mesela I have two eyes örneğini inceleyelim. İki tane gözüm olduğu için ben bunun sonuna ekleyerek cümleye devam ettim. Ama bakıyorum vücuduma, özellikle baş bölgeme bakıyorum. Bir tane burnum var değil mi? O zaman nose, burundan önce bir tane olduğu için e kavramını kullanıyorum. Umarım burada anlaşılmayan bir şey yoktur. Have got var, haven't got ise yok. Gelelim son örneğe. I haven't got a tail. Ne demiş burada? Benim kuyruğum yok. Buradaki gördüğümüz zaman her zaman olumsuz bir şey söylediğini anlayacaktık. Okay, let's look at this picture. Okay, this is a monster. Okay, canavar. It's a very different monster, an interesting monster. And look at, we have a question here. Bizim burada cevaplamamız gereken bazı sorular var. Eğer bunlar doğru ise, it's if it's true and we add plus, artı
ya tıklayacağız. Eğer if it's wrong or false yanlışsa cümlelerimiz eksiye tıklayarak bunu yapacağız. Şimdi gelelim örneklerimize. Okay, this is a monster. And let's read one by one. Okay, hi. And it says hi. Merhaba diyor değil mi bize? My name is Dodorix. Adı neymiş? Dodorix. Evet, bu doğru olabilir. Bunu es geçelim. Gelelim vücudumuzun bölümlerini. Yani acaba Dodorix vücudunu ne kadar iyi tanıyor ve bize doğru mu cümle kurmuş, yanlış mı cümle kurmuş, hepsine bakalım. Evet, ikinci örneğimize bakıyoruz. I have two eyes. Diyor ki benim iki tane gözüm var. Peki doğru mu söylüyor Dodorix? One, two, three. Ama üç tane gözü var. O zaman bunu ne yapıyorum? Eksi olarak seçiyorum. Gelelim diğer örneğimize. I have got a tail. Benim bir tanecik kuyruğum var diyor değil mi? Doğru bir cümle mi? Evet. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere Dodorix'in bir tane kuyruğu var. O zaman bu cümle doğru olduğu için artıyı seçiyorum. Gelelim diğer cümlemize. I have got wings. Kanatlarım var diyor değil mi? Wings. Neden bunu sonuna S getirdim? Getirdim çünkü iki tane anlamını yani kanatlar, ler yani çoğul bir şeyden bahsettiğimiz için wings'in sonuna S getirerek bunu destekliyorum. Evet Dodorix doğru mu söylüyor acaba? Hemen bir görselimize bakalım. I've got wings. Kanatlarım var diyor. Yani one, two. İki tane kanadı var. Doğru söylediği için ben plus'ı seçiyorum.